Bacım, selamun aleyküm. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız, gördüğünüz üzere yine paşamı havuza götürüyorum. Yine çok sıcak ama biraz böyle esti bugün. O yüzden rahat gidiyordu aşağıya ama. Gece nasıl? Dün gece de aynı. Dün gece bayağı bir şeydi. Gök falan gürlüyordu. Şimşek mimşek ama iyiydi yani, öyle çok fazla hani şey olmadı, bir sıkıntı olmadı. Rüzgar çok fazlaydı. Neyse canlarım, aşağı iniyoruz. Her zaman olduğu gibi güneş gözlüğü takmıyorum, şapka takmıyorum. Benim hiç öyle şeylerim yok yani, alışkanlıklarım yok aslında. Taksam iyi de alışmadım, bilmiyorum. Şimdi bu saatten sonra da takar mıyım bilmiyorum. Yok anne, bak şapkasını bana veriyor. Neyse bacılarım, vallahi dediğim gibi havuza gidiyoruz. Havuzdan çıkınca şey çıkacağız, Seç Market'e çıkacağız, caminin orada ineceğiz. Oradan alışveriş yapacağız. Zaten Abdullah'ın çıkış saatiyle hemen hemen denk geliyor. 4'te havuz başlıyor işte. 5 çeyrek geçe falan havuz bitse, giyindirmesi, etmesi, dolmuşa çıkmasa birbirimize denk geleceğiz yani. Aynen. Bugün de Perşembe, alışveriş yapacağız oradan. Perşembe indirimler oluyor ya. Ama belki şeyden, pazara gelip şöyle ince uzun biber var ya, ondan alabilirim. O yukarıda şeyde yok, markette yok. Bir bakayım. Önce şu sağ salim güneş bize eritmeden bir çarşıya inelim de artık devamına bakacağız. Sapa sağlam buraya kadar geldik bacılar. Yukarıdan para da çektik ATM'nin oradan. Evet. Olsun, erimedik ya. Bayağı sapa sağlam. Çok sıcak ya. Ama bak yanaklarım kızara kalmış. Bir şey olmuş. Neyse. Orada da kızarsın artık. Neyse canlarım. Ay bir şey yanıyor. Anam. Ay çok kötü bir şey kokuyor, bir şey yanmış. Tövbe. Neyse, geldik havuzdayız. Rüzgarımı bıraktım, birazcık izledim. Şimdi dedim ki şu çarşıdaki işlerimi halledeyim. Dedim ya pazardan biber alacaktım diye. Sadece biber için gideceğim. Havada iyi bak şansıma. Böyle bir bulut oldu. Korkuyordum, Allah biliyor ya, çarşıda nasıl gezeceğim sıcakta diye. Hiç dayanamıyorum bacım sıcağa, inan ki. Vallahi hemen beni pert ediyor. Biberimizi alalım. Ondan sonra da rüzgarımı alırım. Dolmuştan doğru yukarı markete. Şimdi pazara bir çıkayım. Huriye abla bütün fiyatları attı, sebze meyve fiyatlarını WhatsApp'tan. 22.95 marul Seç Market'teymiş. Oranın fiyatları da bayağı uygun da, eğer marul burada bulabilirsem daha uygunu buradan alacağım. Ne yapalım kız? Vallahi devir, ekonomi devri. Her şey zam gelmeye başladı. Özellikle var ya, bizim Edi'nin büdüsü 59 liraya alıyorduk. 68 lira olmuş. Ya yani daha bunun gibi neler neler. Gazırmayın polise. Daha bunun gibi neler neler. Neyse bakacağım da, dediğim gibi ne tarafta uygunsa o taraftan alacağım. Bacım ne edeyim? Ne edeyim? Bu devirde geçinmek zor. Oy. Bak dıt dıt deyince nasıl şey yapar? Beni mi bak? Beni mi? Hadi görüşürüz. Bakalım fiyatları nasılmış. Pazar bir kalabalık. İlk defa böyle görüyorum burayı. Saat 4 tabi. Akşam pazarına gelmişler herhalde. Bak patlıcan 30 liraya düşmüş. Kız çok aşırı kalabalık. Şu ileriye doğru gidelim. Köylü teyzeler var ya, onların oraya gideceğim. Orada soracağım marulu. Yukarıda büyük ihtimal bu saatte marul kalmaz. Çünkü 5 nerede, 5,5 nerede, 6 nerede? Bak 25 lira. Seç al salatalık. Fiyatlar bayağı geri geldi. Erik var 50 lira. Şeftali 35 lira. Üzüm 35 lira. 15 lira bolu sarı patates. Yukarıda Seç Market'te bu arada patates 10 liraymış. Çıkacağız gerçi oraya da. Bir bakalım önce. 50 lira 50 lira diye bağırıyorum. Acaba neydi ki o? Seç al bak 15 lira. Gördün mü? Burada üzüm 50 lira. Hemen köylü teyzenin şu ileride zaten. Oraya gidelim bir bakalım. Nektar 30 lira. 25 lira, 30 lira. Ha bakalım şu biberden alacağım bak. Şu var ya. Bak aşağıda 50 liraydı, burada 40 lira. Bak bundan alacağım yarım kilo. Abdullah çok seviyor bunu. Bundan alacağım. Bak burada da patlıcan 25'miş. Şu ileri doğru gidelim.
Taze fasulye 80 TL. Burada salatalık 20 lira. Seçal, burası tanesi. Bak buradan salatalık alınır. Dedim ya, karşılaştıracağım fiyatlarını. Burada da 30 lira bak biber. Köylü biberi. Marula bakalım. Kız marul yok mu yoksa gene? Geçen hafta, aha şurada var, orayı soracağım şimdi. Ama bu tarafta hiç marul mu kalmamış? Ne kıza 40 liraya zanne. Ha, dolmalık biber. Bir an dedim maydanoz mu 40 lira? Şu marulu bir soralım bakalım nasılmış. Çok da küçük kız. Ne kadar marul? 10 liraymış. Aa, dur bir bakayım. Tamam. Bir de şuraya soralım. 10 lira vallahi iyi marul. Şu kök ne kadar ki? Bir de bunu soralım. Ne kadar marul? Vallahi 10 lira. Marulu da buradan almak lazım herhalde. Şurada daha güzel. Ne kadar canım marul? 25 lira. 25. Tamam, bu tabii biraz daha büyük. 40 lira biber. Biberim vallahi fiyattan unuttum. Kaç lira söyledin sana, hangisi uygunsa şimdi izleyeceğim kendimi de oradan alacağım. Dur bakayım. Ama marulun fiyatları iyi gibi değil mi? Yukarıda kalmazsa bir de ben en iyisi buradan marulu da alayım ya. Bir de şu tarafa doğru gidelim. Kilimli semt parızır bu arada. Konuşabilsem dilim dolaştı dişime. Bak burada da 40 lira ama buradakiler tarif canlı. Artık neresi uygunsa oradan alacağız. Bak burada fiyat yok. Şu marulu soracağım, dur bir de. Ne kadarmış? 30 lira. Var mı daha güzel? Şöyle gidelim. O marul da küçük. Burada elin çok değişiyor kız, biberin fiyatı baksana. Kalitesine göre ikine aynı biber halbuki. Şu ileride herhalde bir yerde 25 liraydı, oradan alalım. Şu tarafta bir marul görmüşüm bu yakada, bir de onu sorayım da. Dur, marula karar vereceğiz. Memleket meselesi oldu marul bugün. Neyse dur bakayım. Buradan 50 liralık salatalıkla 50 liralık biber aldım. 40 liralık biberden aldım. 20 lira da salatalığın kilosuydu, 50 liralık yaptırdım onu. Kıtır kıtır yeriz değil mi? Serin serin iyi gider. Hem kilo verdirir. Şimdi artık marul da almadım. Yapacak bir şey yok. Şeye bakarım. Yukarıya bakarım. Orada da kalmadıysa şansıma küseyim. Fiyatlar çok karışık kız. Lan kafam karıştı ama bu sular bu sıcakta bozulmaz mı? Ay bilemedim valla. Neyse bacılarım. Hadi gidelim artık. Rüzgarın çıkış saati de yaklaşmıştır. Bak burada da 20 lira marul. Bak burada da 20'ymiş. Ana marullarda da iş yok. Sıcakta onlar da bayılmış ya. Valla. Neyse bacılarım, buradan başka bir şey almayacağım. Dediğim gibi diğerlerini yukarıdan alacağım. Çok tutarsa servis deniriz. Çok tutmazsa da artık Abdullah Allah taşırız. Ne diyelim? Bak geçerken de şu dikkatimi çekti. Peros'un bu sıvı deterjan renkli olanları indirime koymuşlar. Bak 149 lira diyor. 65,5 olmuş. Bunun 3 kilosu da şeyde Seç Market'te 99 liraydı. Kaldıysa oradan alırım. Burada siyahı yokmuş. Girdim sordum da sadece şu ilk sıradaki var ya, ondan var. Yumuşatıcısı da indirimde 42,5. Asperox da 100 liraymış. %40 indirimi, 60 lira olmuş yüzey temizleyicisi. Sordum, siyahı yok. Sadece şundan var işte. Eğer Seç Market'te varsa yukarıda şanslıyım. Yoksa öbürkü şeye bakarım. Karadon'daki 101 var ya. Oraya bakarım, fiyatları uygun yani. 2 kilosu işte bu fiyat, 3 kilosu da 99 lira. Hemen hemen birbirine yaklaşık. Yani 35 liradan böyle hesaplarsan 35, 70, işte 100 lira öyle bir şeye geliyor. Çok fazla bir fiyat farkı yok arada. Gidelim mi? Ben de hazırım. Hadi gidelim. Abdullah da şimdi çayının parasını verdi. Çay içmiş de burada bizi beklerken. Biraz rotarlı geldik. Efendim oğlum? Nasıl? Hadi hadi yürü. Artist yürü. Yüzünü çevirme benden. Yüzünü benden çevirme. Alışverişimizi yaptık. Huri abla sağ olsun yine bizi servise gönderecek. Vallahi 1050 lira falan tuttu alışverişimiz. Tabii marul kalmamış. Ben buraya gelirse bu saatte. Evet. Bu saatte burada marul kalır mı? Olsun anneciğim. İhtiyacımız vardı, aldık. Tabii ki marul kalmamış, olsun. Ben de domates salatası yaparım. Ne olmuş? He anneciğim. Dondurmaya çok ihtiyacım vardı benim. Evet, dondurmaydı benim oğlum da. Şimdi şu sağ olsun arkadaş götürecek bizi de, kız yok. Yağ falan var ya, taşıyamayacağız onları.
Ne yapalım? Zaten şuna şurası 5 dakika. Ama taşırken ağır geliyor. Ay geçiyor. Kızlar kolay gelsin. Taşırken o kadar kolay gelsin. İzleyin kendinizi. Hadi görüşürüz. Anne. Hadi gidelim anne. Ben yavrum. Ben yolda o kadar kısa gelmiyor. Ben yavrum. Tamam yavrum. Şöyle hazır köfte aldık marketten şundan. Şöyle salata yaptım. Bak ben bunun içine kornişon turşu da koyuyorum. Sen beğenir misin bilmiyorum ama böyle daha bir güzel oluyor gibi geliyor. Aslında içine bir de basacağım maydanoz ama işte yemiyorlar. Bu biber işini böyle Abdullah yemeğin yanında böyle yer kıtır kıtır. Onun yanında tabii ben de yiyeceğim. Valla peynir koydum, zeytin koydum. Çoko krem almıştık onu koydum. Ketçap. Çayı da demledim. Bak hava da şöyle göstereyim sana. Bak hava da yağmaya başladı. Bir serinledi ki bir gör dur. Geç göstermedim seni yürü. Bizim şey geçti de görümce. Bak. Duyuyor musun pıtırtıyı? Tıkır 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 yağıyor. Allah'ıma şükürler olsun. Biraz serinledi hava. Hayır yağmur yağıyor. Yemek yiyeceğiz. Domateslerin de böyle bak. Şu gitti artık. Bu da çakıldı. Öbür taraftakiler de nereden göstereyim dur. Perdenin o yanına geçelim. Bak kız açıl. Bak bunda alt yaprakları gene soldu. Onları da şey yapacağım. Bu kızın pıtır pıtır. Bu da pıtır pıtır. Bu da böyle uzuyor sadece. O da şey yapıyor. Kendine gelmeye çalışıyor. Bunları da geçen yanlışlıkla kop. He. Ha, onları gönder bana. Şimdi nerede? Abdal orada mı? He. Aa yemek hazır ama. Neyse. Bak. Şu da şöyle pıtır pıtır oldu. Bak buralarından da verdi dallarını. Bak bunlar böyle kopanlar. Hani ben kendim şey yapmıyorum. Geçen birisi sormuş hatta bir tane çiçekten niye o kadar fazla diye. Bunlar kopanlar. Şimdi ben de bunları atmıyorum. Böyle saksıları tutturu tutturu veriyorum. Bak aynı bu da koparttı. Bak bu da böyle. Duyuyor musun? Ay ne güzel oldu. Neyse bak bunları da geçen gün kopardım yanlışlıkla. Bunları da böyle taka veriyorum buraya. Toprağa. Onlar da öyle kendi kendilerine büyük gidiyorlar. Şey, camın kenarı boş zaten. Her yeri dolduruyor. Ay baksana bacım kız hasret kalmışız böyle havaya ya. Bak ama tam zamanda eve girdik. Bu arada servisle de eve gelemedik. Çünkü arabanın arkası komple kasa doluydu. Ondan sonra onları boşaltmaya gideceğim dedi çocuk. Bekleyin dedi ama tabii biz beklemedik. O dedik boşaltıp gelene kadar arabayı biz eve ineriz. Neyse canlarım yemeğimizi yiyelim yine geleceğim inşallah. Bacılarım yemeğimizi yedik. Ertesi gün oldu. Sabah oldu. Bugün Abdullah çok erken kalkmış. Saat kaç gibiydi? Beni uyandırdığında 7'ye ne? Tabii 7'ye 20 falan vardı. Ondan sonra erkenden kalkmış. Köpeklerin sesine uyanmış. Onları doyurmuş. Çayı yapmış. Kaldırdı beni. İşte saat 7'ye 20 vardı. 8'de işe gitti. Vallahi ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Sürekli makineyi çalıştırıyorum. O yıkanacaklar bayağı bir birikmiş diyor. Onları şey yapıyorum işte yıkıyorum, kurutuyorum bilmem ne. Dün akşam biraz böyle yağmur yağar gibi oldu sonra geçti ama bayağı bir şimşek şey yaptı böyle. Şimşek çaktı işte gök gürledi falan. Ama çok şükür öyle bir sıkıntı olmadı. Bugün de sana bir şey söyleyeyim. Bak Abdullah gitti. Sürekli bende bir uyku hali. Dün akşam da işte yemedikten sonra bayağı bir şey yapmışım. Ondan sonra koltuğun üzerinde yatmışım, uyumuşum. Ondan sonra kalktım işte yıkadıklarımı taktım. Evi falan toparladım, mutfağı toparladım. Çamaşırları katladım falan filan. Bayağı bir zaman geçti. Şu anda da mesela yani bir hiç işim olmasa yine yatacağım. Anlamadım. Sürekli böyle bir yatma hali var bende. Dedim ki artık videoyu kapat. Ertesi güne işte bugün için tekrar video çek. Yani ne koyacaksın kanala? Neyse canlarım bugün yani dünüm öyle geçti. Bugün de böyle inşallah böyle uyku halinden çıkabilirsem yüzümden de anlıyor zaten. Uyku halinden çıkabilirsem bugün gene işlerimi falan halledeceğim. Kahvaltı masası duruyor onu toparlayacağım işte örgülerimi öleceğim falan filan. Koltuğu silmeyi düşünüyorum gücüm olursa. Bakalım koltuk çünkü bayağıdır silinmedi. Yani içler acısı hali. Silebilirsem onu sileceğim silemezsem artık yani daha sonra şey yaparım artık silerim. Bilmiyorum yani şu uyku halinden bir çıkabilirsem. Neyse bacım kendine dikkat et. Hakkını helal et. İnşallah gene böyle yarın böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Hadi bay bay. Allah'a emanet ol.